Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sürpriz bir listeyle karşınızdayım. Yani bu sizin için olduğu kadar benim için de sürpriz bir liste olacak. Çünkü birkaç gün önceki bir arkadaş muhabbetinde gelmiş geçmiş en iyi devam filmleri hakkında böyle bir konuşalım dedik. Ve laf lafı açınca aslında ortaya bir liste çıktığını fark ettik. Ve dedik ki tamam bu konuşmayı bitirelim. Çünkü bunun hakkında bir program yapmam gerekiyor. O yüzden de kafamı çöp bilgilerle doldurmamanızı rica edeceğim diyerek konuşmayı orada sonlandırdık. Mı acaba öyle bir şey olmadı tabii ki. O konuşma gelişti gelişti ve buradaki Liste listeye evrildi. O listeyi de sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Peki neden böyle bir liste yapma ihtiyacı duydum? Çünkü bakıldığında devam filmleri genellikle zaten yapımcıların olan güzel aktı bunun devamını getirelim, akarken dolduralım kardeş mantığıyla hareket ettikleri ve çoğunlukla filmin yaratmış olduğu o beklenti, filmin izleyici üzerinde yaratmış olduğu o büyüyü bozmaya yönelik yani tamamen işi haraca bağlamak, izleyicinin birazcık daha böyle duygularını, beklentilerini, ve filmin adına olan aşkını Sömürelim mantığıyla ruhunu öldürdükleri bir çöplük oluşturur genellikle devam filmleri. Fakat bazı devam filmleri de vardır ki ilk filmde yarım kalan, ilk filmde tamamlanamamış şeyleri tamamlama, onun birkaç adım ilerisine gitme gibi belli başlı kaygılar taşır. İşte bizim listemizde de çoğunlukla bunlar olacak. Yani listedeki pek çok film aslında orijinal filmden çok daha kabul gören çok daha heyecan uyandıran ve orijinal filmin bugünlere kadar gelmesini sağlayan yapılar, e, harçlar nasıl diyeyim kültler oluşturmuş. O yüzden hızlı bir şekilde listeye girmek istiyorum. Burada çok daha fazla lafı gevelemek istemiyorum. Çünkü listede örneklemlerle ne demek istediğimi tam olarak anlayacağınıza inanıyorum. Evet en iyi devam filmi dediğimizde yine kanalımızın gediklisi, kanalımızın onur konuğu olan Terminator 2'nin burada adını almak istiyorum. Çünkü Terminator 2 sadece çok iyi bir devam filmi ya da ilk filmin çok 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 ötesinde bir devam filmi olmanın ötesinde bu zamana kadar Terminator kültünün yaşamasını, nefes almasını sağlayan ve ve bir filmin bir fikrin proseste ne kadar gelişebileceğini gösteren bir örnektir. Yani James Cameron'ın ilk Terminator filmde yaptıklarına bakacak olursak ikinci Terminator filmini oluşturmak için bu çabaya girdiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani burada kesinlikle tabii ki bir iddia benim iddiam. Burada kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Programlarımızda genellikle hep tekrar etmişizdir. İlk Terminator filmi evet bir bilim kurgu kara bir bilim kurgu filmi olmakla birlikte hatta sonunda distopya evrilecek bir bilim kurgu filmi olmakla birlikte genelde de korku motifleri üzerine yükselmiş bir yapımdır. James Cameron'ın zaten burada hani teknik anlamda bazı konularda hani yetersiz kaldığını, yetersizlik doğru bir kelime değil ama yapmak istediklerini tam olarak yapamadığını açıkçası görebiliyoruz. Yani T800'ün stop motion'la hareket ediyor olması tabii ki o dönem için bunların hepsi avantgard tercihlerdi ama James Cameron gibi mucit bir yönetmenin bunun çok daha ilerisine gitmek istediğini anlamak mümkün zaten. Dolayısıyla Terminator 2'ye baktığımızda hem o kafasındaki aksiyon mantığını oturttuğunu görüyoruz. Yani çünkü sinema tarihinin gerçekten de en fazla kült sahne barındıran filmlerinden biridir diyebiliriz Terminator için. Her ne kadar yakın tarihli bir örnek olsa da sinema tarihinin geneline baktığımızda yakın tarihli bir örnek olmasından bahsediyorum. James Cameron'ın burada çok fazla izleyici üzerinde hayranlık bırakacak sahneye yer vermeye çalıştığını ve gerçekten de etkilenmiş olduğu bütün filmlerin bayrağın teslim alma hedefinde olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Yani bir teknik anlamda çok üst düzey bir film var. Özellikle CGI konusundaki gelişmişliği T1000'deki o teknik denemeleri artık deneme değil bunların hepsi. Daha sonraki yıllarda da kullanılmak üzere sinema tarihine armağan edilen o teknik oyuncakların yanı sıra aslında proseste T800'deki gelişimi de gördüğümüz ve bu sebeple de her anlamıyla aksiyonla çok başarılı bir şekilde yoğrulmuş bir bilim kurgu güzellemesi vardı karşımızda. Ve muazzam sahneleri vardı. Özellikle o iki adet tırlı kovalamaca sahnesi filmin efsane katsayısını yükseltmiştir. Diğer taraftan Terminatör'ün John Connor'la diyaloğa girmesi, John Connor'la neredeyse bir kanka, bir ikili oluşturması filmin artık dramatik dozajının da yükseldiği bir noktaya evrilmesine sebep olmuştur. O yüzden ki pek çoğumuz çocukken ya da gençken filmi izlediğimizde T-800'ün final sahnesinde gözyaşlarımızı tutamadık. Hadi ağlamadıysak bile yani belli duygulara gark olmuşuzdur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla T-2, Terminator 2 bir filmin ilk filmden sonra ne kadar çok mesafe kat edeceğinin yanı sıra aslında gerçek anlamda da 80'li yıllarda teslim alınan o sinemasal denemelerin neye evrileceğine de güzel bir örnekti. Geçenlerde bir takipçimiz sorduğunda bu soruyu hani eski filmler neden bizi bu kadar etkiliyor şu an neden etkilenmiyoruz? Çünkü aslında bazı şeyler bizim için yeniydi o dönemlerde. Daha da önemlisi yönetmenler için de yeniydi. Yani yönetmenler de bunu aslında bir çocuk ruhuyla yapıyorlardı ki bir sonraki örnek olan Yıldız Savaşları'nda da buna değineceğiz. Yani deneme yanılma farklı şeyleri kurcalama açısından çok daha esnek çok daha fazla hareket kabiliyeti yüksek çalışma ortamları vardı yönetmenlerinde. Dolayısıyla onların şevki, onların heyecanı filmlere yansıyordu. Filmler aracılığıyla da bize yansıyordu. Bu sebeple o dönemin filmleri yani 80'ler ya da 90'lar olduğu için değil. Oraya sirayet etmiş olan o amatör ruh, o heyecan bütün filmlere yayıldığı için biz bu kadar zaten özlemle anıyoruz. Yani burada bir 10 yıllık dilimi kutsayacak değiliz açıkçası. Şimdi bir sonraki örneğe gelmek istiyorum. Pek çoğumuzun favori yıldız savaşları bölümü Empire Strikes Back'tir. Peki neden Empire Strikes Back yani neden New Hope değil yani maceranın başlangıcı değil ki bize yeni gelen bir şeydi aynı zamanda George Lucas'a da yeni gelen bir şeydi ya da neden bu maceranın Feraha erdiği Return of the Jedi değil de Empire Strikes Back? Öncelikle Empire Strikes Back teslim almış olduğu bir geleneği bir defa sonuna kadar sahiplenen bir yapım. Yani The New Hope'la birlikte her şey çok yeniydi. George Lucas zaten yeni bir oyun alanına girmişti ve ortaya çıkacak görünün ne olacağına dair ne oyuncuların ne Lucas'ın ne de yapım ekibinin bir fikri vardı. Yeni bir şey üretiliyor, yeni bir kült üretiliyor ama bunun bir kült olacağına dair hiçbir garanti yok ortada. Ortaya çıkan film aslında pek çok açıdan Frankenstein gibiydi. Yani pek çok şeyin farklı farklı yerlerden kırpılıp birleştirilip oluşturulduğu bir film gibiydi. Çok büyük böyle, çok star, çok dümdüz, herkesin ne yaptığını bildiği bir dünya yoktu. Fakat bu karmaşa muhteşem bir kült oluşturdu. Yani bugün bile sönümlenemeyen, artık her yerden Star Wars ve Star Wars referansları kusmamıza sebep olacak bir kült oluşturdu. Fakat Empire Strike Back bu kültü daha adam akıllı, daha derli toplu bir hale getirmesi açısından. ilk filminde, final filminin de hatta bence bütün yıldız savaşlarının bu zamana kadar yapılmış her tür filminin çok çok ötesindeydi. Çünkü artık ne yaptığını bilen, nereye gideceğini bilen, nasıl bir hikaye anlatacağını bilen bir George Lucas vardı ve bu sefer de yapımcı koltuğundaydı ki filmin yönetmen koltuğunda Erwin Kershner vardır. Yani çok da güzel bir enstrümantal bütünlük oluşturduklarını söyleyebiliriz. Çünkü genellikle listedeki temel örnek ya ilk filmi çeken yönetmenler ya da yine ilk filmi çeken yönetmen kadar mucit yönetmenler var görev başında. Burada da Irvin Kershner'la Lucas'ın kan uyuşumunu çok iyi yakaladıklarını gözlemliyoruz. O açıdan Empire Strikes Back gerçekten de önemliydi. Diğer taraftan da aydınlık bir film değildi aslında. Yani Luke Skywalker'ın dayak yediği bir filmden bahsediyoruz. Yani biz böyle beklerken ki o Luke alacak kılıcı, o hölöle girecek. Yok kardeş o kadar kolay değil bu işler dedirten böyle bir kafaya vurma durumu vardı. Peki neden Return of the Jedi değil de Empire Strikes Back. Şahsi yorumum ya bu evoklarla falanla filanla yani film finale doğru giderken bütün karakterleri yükseltmek adına çok böyle saçmalayan çok böyle yalpalayan noktalara da evriliyordu. Yani çocuk filmine doğru giden bir tarafı vardı aslında yani Return of the Jedi'in. Finalde o hazzı yaşadık yani iyi tarafın Jedi'ların kazanmasının hazzını yaşadık yaşamasına. Hatta çocukken benim için... Return of the Jedi Empire Strikes Back'ten çok daha sevdiğim bir örnekte. Fakat bugün baktığımızda Empire Strikes Back'in pek çok açıdan hani hem gerilimi yaratma özellikle o hot sisteminde gerilimi yaratma o atatların yavaş yavaş yaklaşması şudur budur. E diğer taraftan Luke Skywalker'ın bu eğitim sahneleri şunlar bunlar bulut gezegeni hayatımıza giren pek çok yenilik vardı. Yani burada zaten bazı şeyler de yeniliğe bakıyor. Karakter gelişimine de bakıyor tabii ki. E bu karakterleri ilk filme gördüğümüzde çok birbirine bağlı ama ikinci filmde artık işte Han Solo tam olarak neye ne reaksiyon veriyor? İşte Leia'nın karakteri nedir? Chewbacca ile nasıl anlaşılır? E bunlar da hayatımızda bir yere oturduğu için ve bu oturtma sırasında da matematik çok fazla bozulmadığı için Empire Strikes Back'i tabii ki gelmiş geçmiş en iyi devam filmleri arasında rahatlıkla koyabiliyoruz. Geliyoruz Aliens'a. Biliyorsunuz Ridley Scott'ın yaratmış olduğu 70'lerin sonunu kapatırken türler arası evliliğe en güzel örneklerden biri olan yani gerçekten o da daha sonra Terminatör'de de yaşayacağımız gibi bilim kurguyla korkunun çok güzel bir evliliği vardı ortada ve bence Ridley Scott bu yapıyı oluştururken herhangi bir devam filmi gelmese de olur modundaydı. Aliens'la birlikte yine James Cameron aslında Terminatör'de yaptığının aynısını yapmış oldu. Yani tamamıyla daha minimal, daha ağır aksak ilerleyen korku gerilim sularında gezen bir yapımı aksiyonla buluşturdu. Karşımıza Aliens gibi sert bir artık aksiyon bilim kurgu korku evlenmesi fakat aksiyon kısmı daha fazla daha ağır basan bir yapım çıkardı. Diğer taraftan da tabii ki kadın karakteri yükseltmesi adına kadın karakterinin niteliklerini arttırması adına da önemli bir örnekti. Her seferinde bunu hatırlatmak hoşuma gitmiyor ama dediğim gibi Vogue kültürü gibi saçmalıklar işte wok gibi saçmalıklar yani bize böyle kürekle yedirilmeye çalışılan yapay saçmalıklar olmadan önce zaten James Cameron hem Terminator 2'deki Sarah Connor'la hem de Aliens'deki Ripley ile birlikte hayatımıza güçlü kadın karakterleri soktu zaten. Diyoruz bunu bir vazife olarak söylüyorum. Ve dediğim gibi gerçekten de tabii ki ilk film bir kült olarak çok daha yüksek bir yerde olabilir. Hani burada ilk filmin önüne geçmiştir gibi net bir şey söyleyemiyorum ama yine pek çok izleyici için de ilk filmin önündedir. Hatta pek çok izleyicinin, bizim jenerasyondan ben de dahil olmak üzere, Alien kültüyle tanıştığı filmdir Aliens. O açıdan da yani en azından külte yeni hayranlar eklemesi açısından da değerli devam filmleri arasında kendisinin yer aldığını düşünüyorum. Geliyoruz Godfather Part 2'ye. Ya. Yani zaten Francis Ford Coppola'nın bana göre magnum opusu Godfather. Yani üzerine söylenebilecek çok da fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar güçlü bir kültün, yani önüne geçti diyebilmek çok da doğru değil Godfather bölüm 2 için ama aslında onun altında da kalmayan ya da ilk filmin kült seviyesi ilk filmin yeniliği o kadar güçlüydü ki bu ailenin hikayesi ve etrafındaki özellikle çok karakterli dramatik dozajı yüksek bir hikaye olduğu düşünülürse Godfather'ın önüne geçebilecek bir öykü yine Mario Puzo ile ancak Coppola'nın işbirliğiyle sağlanabilirdi diye düşünüyoruz. Fakat ikinci filmde Michael'ın karakter gelişimi, dönüşümü muazzam bir şekilde işlenmişti. Yani ilk filmden sonra böyle bir dönüşüm hikayesinin bu kadar başarılı bir şekilde perdeye taşınacağını belki pek çok insan düşünmediği için ve gerçekten de dengeli flash beklerle ve özellikle Vito Corleone'nin gençliği olan Robert De Niro'nun da muazzam performansıyla ki kendisine de Oscar getirmiş bir performanstır bu. Şahane bir şekilde perdeye taşınmaktadır ve bence bu zamana kadar pek çok video oyunda işte ne bileyim pek çok büyüme ve gelişme hikayesinde hala Godfather 2'nin şablonunun kullanıldığını düşünüyorum. Yani tabii ki böyle hikayeler çok fazla vardı Godfather'dan önce özellikle edebiyat arasında ama bence sinema filminde bunun nasıl adım adım işleneceğine dair ders niyetine okutulması gereken bir filmdi. Okullarda izletilmesi gereken bir filmdi. Özellikle Michael'ın yükseldikçe, prestij kazandıkça diyelim hem girdiği tehlike hem yalnızlaşması hem de mutsuzlaşması bu derin karakter değişimi, şimdi burada itiraf etmem lazım ben çok Al Pacino'cu bir insan değilimdir. Al Pacino'culuk ama gerçekten de Al Pacino'nun buradaki o değişimi vermesi o dönüşümü vermesi bilemiyorum. Yani gerçek anlamda cazibesine karşı durulabilecek bir noktada değildi. O sebeple ilk filmin önüne geçti mi diye soracak olursanız laf aramızda bence geçti ama biz geçmedi diye kabul edelim. İlk filmin başarısından çok da farkı olmayan bir devam filmi vardı karşımızda. Geliyoruz Spider-Man 2'ye. Sam Raimi'nin Spider-Man'inden bahsediyorum tabii ki. Şimdi Sam Raimi zaten yeni cesur bir Spider-Man örneğiyle karşımıza çıkmadan önce Spider-Man'e dair denemelerin çok da başarılı olduğu söylenemez. Yani Sam Raimi ilk olarak çizgi romandaki Spider-Man'i gerçekten de sinema perdesine başarılı bir şekilde fırlatabilmiş bir yönetmen. Geldiği geleneğin dışında görünse de aslında bence gerilim unsurlarını da en az aksiyon kadar, en az uyarlamanın diğer dinamikleri kadar başarılı bir şekilde ve bildiğini düşünüyorum. Ama tabii ki Spider-Man handikabı şuydu. Pek çok insan için tabii ki Tobey Maguire gibi hani daha yaşlı bir insanın Peter Parker oynaması, ne bileyim işte Green Goblin'in o rezalet kostümü hani böyle ıncık cıncık araştırdığımızda pek çok böyle eksik gedik bulabileceğimiz bir şey vardı ortada. Fakat Spider-Man 2 hem bu öyküye girişin o ağırlığını sırtından atması. Çünkü pek çok zaten Spider-Man hayranı bu hikayenin temelini biliyordu. Her ne kadar farklı varyasyonları olsa da. Fakat bu ana karakterin nasıl dönüştüğü, nasıl Spider-Man olduğu gibi geyiği sırtından atması sebebiyle zaten bir manevra kabiliyeti kazanıyordu. E diğer taraftan da tabii ki kötü karakterimiz de Doktor Octavius'tu. Spider-Man'in en sevilen kötü karakterini bir de Alfred Morina gibi muazzam bir oyuncunun eline teslim ettikten sonra filmin zaten uçmaması mümkün değildi ki uçtu. Bence zaten Spider-Man'in en azından ilk üçlemesinin ki bence bu zamana kadar yapılmış bütün Spider-Man'ler içerisinde en iyi film olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de böyle insana nefes darlığı geçir hani o büyük güç büyük sorumluluk şeyinden artık ö geldi. Arkadaş yani Peter Parker'ın dayak yemekten okula yetişmeye çalışmaktan biraz daha dayak yemekten metrodaki insanları kurtarmaktan ya imdat diye bağırası geliyordu insanın. Bunu bu kadar iyi verdiği için zaten Sam Raimi'nin de bence kilometre taşlarından biri olmuştu. Popüler sinema arenasına vermiş olduğu bir hizmet olarak elbette ki en iyi devam filmlerinden biri ve gerçekten de ilkinin birkaç adım ötesinde olduğunu söyleyebiliriz spider için. Geliyoruz The Dark Knight'a. Şimdi Christopher Nolan'ın Batman'e yapmış olduğu bu yeni sondaj, yeni imaj diyelim daha doğrusu. İlk başta bize çekici geldi. Çünkü biliyorsunuz ki Tim Burton'dan sonra Batman'in imajı gerçekten de tarumar edilmişti. Joel Schumacher tarafından ve Batman'in uzun süre zaten beyaz perdede ayağın üzerine dikilemeyeceği söyleniyordu. Şimdi yeni Batman filmi lafları ortalıkta dolandığında hani Christopher Nolan'ı o zamana kadar çok da fazla hemen dışında da böyle pek bilmiyoruz. E çok da böyle heyecan duyduğumuzu söyleyemeyiz. Yani zaten süper kahraman filmi çekmiş bir adam olmaması, Batman'in de son iki filmde böylesine rezil bir imajla perdeye taşınması tabii ki bir ön yargı oluşturdu. Fakat gördüğümüz Batman'i gerçekten de New York çatılarında gezinen her şeyi bilim adamı mantığıyla işleme müptelası olan Christopher Nolan'ın eksik gedik bırakmadan gerçekten yeniden doğuş hikayesini daha önce perdede yansıtılmamış bir derinlikle yansıttı ve bu sebeple de hepimizin vay ulan demek ki Batman'in de zamanı geldi arkadaş höy diyerekten yıllardan sonra hayatımıza girecek olan bu gerçekçi imaj, gerçekçi imaja sahip ayakları yere basan süper kahraman uyarlamalarında Christopher Nolan'ın etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Batman de tıpkı Spider-Man gibi hatta bu, bu listede de yer alan pek çok çizgi roman uyarlaması gibi süper kahraman olma sürecine dair yaşadıklarını sırtından attıktan sonra hareket kabiliyetine kavuştuğu yeni bir devam filmiyle fakat bu sefer devam filminde tabii ki Batman'in ikonik karakteri olan Joker karşımıza çıkacaktı. Joker'i Heath Ledger'ın oynayacağını duyan biz genç o zaman çok şaşırmıştık. Yani Heath Ledger o zamana kadar bizim için neydi? İşte Patriot'ta ya da birkaç tane gençlik filminde Kazanova'da falan görünmüş. Jönümsü karakterleri oynayan oyuncuydu. Çok da böyle kalburüstü filmlerde de görmüyorduk o zamana kadar. Dolayısıyla Christopher Nolan'ın Heath Ledger'a sunduğu bir imaj Batman'i konumlandırmak istediği yer açısından da çok önemliydi. Ne yazık ki Heath Ledger filmi göremedi ve kullandığı ilaçlar sebebiyle hayatını kaybetti ama geriye muazzam bir e, kült bıraktı. Sadece kötü adamı olarak perdedeki karşılığından bahsetmiyorum ya da Batman'deki Dark Knight'teki diğer karakterlerin ilk filmi olanla ne kadar daha start daha sert daha ayakları yere basan imajları ve içerikleri olmasından da bahsetmiyorum. Gerçekten de her hamlesini incelikle işleyen hatta bazen de insana fenalık getirten Christopher Nolan'ın beyaz perdede artık bambaşka bir lige sıçramasını da sağlamış oldu. Özellikle o Michael Mann filmlerinin ritmine yaklaşan açılış sekansındaki soygun sahnesi olsun, Hedlager'ın muazzam ötesi ve neredeyse nevi şahsına münasır Joker imajı olsun, bence bu gerçekçi süper kahraman profilleri açısından zirvelerden biriydi The Dark Knight. O sebeple zaten listenin onur konukları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Geliyoruz Mad Max Road Warrior'a. George Miller'ın ilk Mad Max'de yapmış olduğu şey biraz böyle post apokaliptik fonda vigilant örneği olarak karşımıza çıkmıştı. Yani böyle biraz polisiye geleneklerinden bazı şeyler ödünç alan. Dönemin postapokaliptik anlayışından o imajlardan pek çok şey ödünç alan. Ama daha da önemlisi bir vigilant, bir intikam hikayesi olarak karşımıza çıkmıştı. Fakat Mad Max Road Warrior ile birlikte öykü evreninin arka planına dair çok fazla şey öğrendik. Yani bir evren tasvirine evrildiğini gördük ve tabii ki Road Warrior temel olarak Mad Max'in bu zamana kadar bizim kolektif hafızalarımızla yığılmış olan her şey anlamına geliyor. Yani Mad Max dediğimizde ilk filmden ziyade pek çoğumuzun aklında Road Warrior vardır. Hatta bu bilgiyi yeniden verelim. Hem bizim ülkemizde hem de başka pek çok ülkede öncelikle Road Warrior gösterime girdi. Bizde de savaşçı adıyla gösterime girmişti. İkinci filmin başarısından sonra pek çok ülkede ve Türkiye'de ilk filmde gösterime girdi. Yani ikinci filmin gücünden dolayı ilk filmi izleme şansı bulduğumuz ender örneklerden biridir. Tabii ki üçüncü filmle birlikte bir öykü evreninde bir batış söz konusu oldu. En azından ilk iki filmle birlikte artan çıtaya göre bir irtifa kaybı vardı. Fakat Fury Road'da gerçekten bu üçlemenin pek çok açıdan üstüne de geçebilen yani pek çok dinamik açısından yeni teknik teçhizatları da öykü evreninin hizmetine doğru olarak sunması açısından yer yer ikinci filmin bile önüne geçiyordu. Hani ikinci filmin çok çok önündeydi demek bu külte saygısızlık olacağı için söylemiyorum ama gerçekten de layıkıyla perdeye taşınmış bir örnekte tabii ki buradaki unsur hepsi sinin kamera arkasında George Miller'ın olması. Yani kendi çocuğunu, kendi canından bir parçayı kurtlara yem etmemesiydi buradaki durum. Geliyoruz Born Supremacy'ye. Born Identity ile birlikte Matt Damon'un aksiyon kaslarını nasıl geliştirdiğini görmüştük görmesini ama Born Identity ile birlikte zaten artık ana karakterimizin o kimliği nedir, kimdir, ne iş yapar, niye böyle ortalıkta gezinir gibi soruları bertaraf ettiği için yani yine süper kahraman filmlerindeki o yüke benzer bir yükü sırtından attığı için biraz James Bond'dan biraz Mission Impossible'dan böyle seke seke gittiği ama kendi aksiyon dilini de oluşturmaya başardı. hatta çok çok başarılı aksiyon sahneleri hem birebir aksiyon koreografileri hem de yol kovalamacaları açısından gerçekten de boş bir aksiyon değil ama çok da böyle izleyicinin kafasını karıştıran izleyiciyle sürekli olarak akıl oyunlarına giren bir yapım da değildi o açıdan da çok fazla karşılık buldu ve listemizde de hakkıyla yerini almış oldu. Geliyoruz Captain America'ya Captain America zaten ilk filmleri ile bizim özellikle VHS'de izlediğimiz filmlerle birazcık vukuatlı bir filmdi. Zaten adının Kaptan Amerika olması sebebiyle bir antipatimiz de vardı kendisine. Marvel'ın oluşturacağı yeni bir sinematik evrendeki Kaptan Amerika bizi çok da fazla heyecanlandırmadı ilk başta. Zaten Joe Johnson imzalı olan ilk filmde çok böyle hani müthiş öldük bittik diyebileceğimiz bir film değildi. Fakat çok ilginç bir şekilde devam filmi Russo kardeşlerin daha sonra Marvel evrenini artık rehin alacak, teslim alacak diyelim. Marvel sinematik evreninin en parlak yapımlarına da imza atacak olan Russo kardeşlerin eline teslim edildi. Ve Russo kardeşlerin elinde bu bir çizgi roman uyarlaması olmanın dışında 70'lerin polisiye filmlerini hatta böyle bir renk paletlerine kadar 70'lerin polisiye filmlerinden pek çok şey ödünç alan keyifli bir dönem filmi gibi bir şeye dönüştü aslında bakacak olursanız. Bu da böyle Marvel'ın kendisini sürekli olarak daha o zamandan tekrarlayan ve neye dönüşeceği de çok fazla belli olan yapımlar silsilesi içerisinde kendine has bir yer edinmesini sağladı. O sebeple dir ki Winter Soldier ve sonrasındaki tabii ki Civil War ki Civil War bir Kaptan Amerika filmi olmakla birlikte bir Avengers olarak değerlendirdik biz çoğumuz. Hani ilk filmin yarattığı beklentiden ilk filmin nasıl diyeyim ivmesinden çok çok yüksek bir noktaya, çok çok yüksek bir irtifaya ulaştığını söyleyebiliriz. Geliyoruz Indiana Jones Last Crusade. Şimdi zaten Spielberg çok fazla devam filmi çeken bir insan değil ama mi de tam çeker, mi de tam sahiplenir. Yani George Miller'ın Mad Max'i sahiplenmesi gibi Spielberg Indiana Jones'u sahiplenmiştir. O sebeple mesela 84 yılında gelen devam filmi de iyidir. Yine Spielberg kamera arkasındadır ama 89'da özellikle ilk üçlemenin son filmi olan Last Crusade'de karakter gelişiminin doruk noktasını gördüğümüz bir Indiana Jones olduğu için işin içine aile meseleleri de girdiği için ve Özellikle o tren sahnesi efsanedir. Spielberg'in kendi bendini özellikle Indiana Jones çerçevesinde kendi bendini aşması adına gerçekten çok önemli örneklere yer vermekte ve kültü kesinlikle hiçbir şekilde tamam ikinci filmde irtifa kaybeder ama bu ilk filmin başarısından kaynaklı bir irtifa kaybıdır. Ama temel olarak gerçekten de çok neat böyle flawless victory denebilecek bir üçleme sunması açısından Indiana Jones Last Crusade'in de kesinlikle bu listede yer alması gerektiğini düşünüyorum. Geliyoruz iyi Evil Dead 2'ye yani Sam Raimi aslında ilk filmle tamam bizleri iliklerimize kadar korkuttu ve korku sinemasının, korku arenasının en manyak filmlerinden birine imza attı. Bizim için çocukluk kabusumuz eşittir Evil Dead ve hem sokağa kabusuydu ilk başta en tepede diyelim. Fakat Sam Raimi'nin içerisinde hınzır bir çocuk vardı ve burada böyle korkuyla sınırlı bırakmak istemiyordu aslında burayı. Komedi öğelerine dönüş, absürt mizaha dönüş ilk filmde de böyle bazı noktalarda kendisini hissettiriyordu ama ama ikinci filmle birlikte özellikle absürt mizahın dozunu sonuna kadar, gazı böyle sonuna kadar kökleyen bir semray mı çıktı. Normal şartlar altında dersiniz ki yani ulan herif piç etti, muhteşem kültü. Ama burada nedense böyle bir şey olmadı. Hatta Evil Dead 2 Evil Dead'in temel kimliği olmaya başladı. Yani Evil Dead'in o gerçeküstü ortamı ve eşin daha çok böyle hani sönük bir karakterden gerçek böyle bir anti kahramana dönüşme sürecine bakıldığında Evil Dead neredeyse ilkinden bağımlı bir kült haline geldi. Yani Evil Dead 1 ile Evil Dead 2'nin devam filmi olduğunu söylemek bile bence çok fazla. Hani bazı taşıdığı değerler evet okeyiz. Ama devam filmi gibi de değildi. Yani tamamen bir tür değişimi vardı. Öyle Cameron'ın Terminator'ı gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Her şey bütün vidalarıyla oynadı aslında ilk filmin. Kendine has bir korku komedi kültü yaratmayı başardı. Bu anlamda zaten kesinlikle pek çok insana göre ilkinin çok çok ötesinde. Hatta bugünkü Evil Dead dediğimizde kafamızdaki imaj hep bu. Bir elite Sestere'ye dönüşmüş olan eş karakteridir. Dolayısıyla yeni bir imaj yaratım açısından çok böyle benzersiz bir örnektir Evil Dead'de. Geliyoruz Batman Returns'e. Tim Burton'ın ilk Batman'de tabii ki karanlık atmosferiyle zaten 80'li yıllarda ve hatta 90'lı yılların sonuna kadar ki pek çok süper kahraman filmini etkilemiştir. Diyoruz ya Batman işte daha bir karanlık Batman daha hayır arkadaş. Batman'in en karanlık filmden bir önceki karanlık filmi Batman'dir. Fakat Batman serisinin en karanlık film. Bu zamana kadar gördüğümüz Batman'lerin en karanlığı hali hazırda Batman Returns'tur. Yani sanki Batman Returns'ta şekel portakalı yapılmış gibi yeni gelen her Batman filmine ya bu daha karanlık bu da bu öyle karanlık ki Batman'i bile görmüyorsun kardeşim moduna gelindi ama hali hazırda bence en karanlık en bunaltıcı en çıkışsız Batman Batman Returns'tur. Buradaki karanlıktan kası sanırım birazcık da gerçekçilik ama burada gerçeküstü karakterlerle son derece gerçekçi bir karanlık ortam yaratması adına ve yani biz bu filmleri izlediğimizde 8-9 yaşlarındaydık parlamento sinema kulübünde izliyorduk. Gerçekten de Danny DeVito'nun Penguen'i beni halihazırda rahatsız eden bir örnekti. Özellikle o çiğ balık yemesi falan filan yani böyle garip garip hareketlerde bulunması dimağıma kazınmıştı. Gerçek anlamda da puanlamalarını bilmiyorum bakmadım ama ilk filmin Jack Nicholson gibi muazzam bir perdeyi ezip geçen bir aktörün varlığına rağmen nedense ikinci filmdeki o çıkışsızlık, ikinci filmdeki o karanlık beni ve benim gibi pek çok insanı daha fazla etkilemiştir diye düşünüyorum. İlkinden iyi miydi sorusu tamamen kişiye göre değişir. Bana göre ilkinden iyiydi ama kesinlikle çok iyi bir devam filmiydi aynı zamanda. Geliyoruz Dawn of the Dead'e. Dawn of the Dead şanslı bir film. Çünkü George Romero'nun devam filmi de Zack Snyder'ın devam filmi de bir tanesi remake'ti. Devamı remake'iydi. Fakat remake'i de kendisi de gerçekten başarılıydı. Zaten minimal bir zombi filminden bir zombi istilasına evrilecek olması illa ki burada bir vites artışı oluşturacaktı. Tabi o zamanlar için çok fiyakalıydı ama şimdi birazcık kokuştu bu tüketim toplumu eleştirisi hebele hübele olayı ama gerçekten de en do, do yerinde tüketim toplumu eleştirisini yerinde veren, alışveriş merkezinde veren ama onun dışında da zombi istilası matematiğini bence tamamen sıfırdan oluşturan yani vardıysa bile bunu sıfırdan yeniden yazan bir George Romero gördük. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan zombi kültlerinin atası zaten Dawn of the Dead'tir. Fakat Zack Snyder'ın remake'ini de burada laf arasında geçirmek lazım. Zack Snyder'da koşan zombileri hayatımıza soktu. Yani böyle hebele hebele diye gezen, hüüüü diye gezen zombiler yerine koşturan gerçekten de e, dinamik zombileri hayatımıza soktu. 28 günü sonra da, da, zaten koşan zombiler ya da ne bileyim enfekteler vardı. Ama hani zombi kültü içerisinde koşan zombi Zack Snyder bu külte Romero'nun kültüne saygıda çok da fazla kusur etmeyecek şekilde hayatımıza soktu. X-Men 2'ye gelmek istiyorum. Bryan Singer'ın ilk X-Men filmi zaten ne kadar biz Christopher Nolan'ı referans olarak göstersek de ilk X-Men filmi bu karanlık ve gerçekçi süper kahraman atmosferini temellerine atan filmdi. Sonrasında pek çok yapım buraya entegre oldu fakat ilk X-Men filmi zaten hem çok karakterli olması sebebiyle hantaldı çünkü bütün karakterlerin geçmişi şu su bu su ne bileyim işte yönelimleri eğilimleri falanları filanları derken çok dengeli bir karakter profili sunamıyordu çünkü bir de aksiyonu vardı bu işin. Fakat ikinci filmde zaten bu karakterleri tanıyor olmanın verdiği bir rahatlıkla izledik. Bryan Singer da bu rahatlığın imkanlarını sonuna kadar kullandı. Özellikle de Magneto konumlandırma biçimi benim her zaman hoşuma gitmiştir. Yani tam böyle arada kaotik nötr. Kötü diyemiyorsun, iyi hiç diyemiyorsun ama tam kaotik nötr. Zaten Ian McKellen de hani güven veren bir tip olduğu için kaotik nötrü çok iyi taşıyordu. Dolayısıyla hem Wolverine'in origin hikayesine değinmesi, özellikle Weapon X olayına değinmesi, hem Ryan Cox'un hayata geçirdiği Striker karakterinin o geri adım atmayan profili hem de Magneto'nun kritik performansı X-Men 2'yi pek çok açıdan bizim için daha cazip kıldı. Hatta herhalde en iyi X-Men filmlerinden biriydi beyaz perdede gördüğümüz. Hellboy 2'den de böyle bir laf arasında bahsetmek istiyorum. Guillermo del Toro'nun Mike Mignola'nın eserini böyle Lovecraft estetiğiyle perdeye aktarması gerçekten de bizi şaşırtmıştı. O zamana kadar popüler sinema arasında çok fazla gördüğümüz bir örnek değildi ve bir çizgi roman uyarlaması olarak da zaten çok çizgi dışıydı. Evet ilk filmde Hellboy'un tam olarak işte doğum hikayesi diyelim dönüşüm hikayesi diğer taraftan işte Abe Sapiens'i tanıma hikayesi, Liz Sherman'ı tanıma hikayesi falan derken bunların böyle kaotik gitgelleri, şunları bunları ve temel olarak da zaten kendi bağlarıyla yüzleşmeye çalışan bir Hellboy öyküsü vardı ortada. Fakat ikinci filmle birlikte artık düşmanların da yeteneklerinin geliştiği, zaten birazcık daha bütçenin de kendini aştığı, tasarımların da maksimalleştiği bir ortam vardı. İlk Hellboy kadar böyle başlangıcı sonu böyle böyle kolay zapt edilebilir bir yapım değildi ama kesinlikle Kesinlikle Del Toro'nun ekonomik kaygılardan ziyade estetik ve prestij kaygılarının ön plana koyduğu bir uyarlama vardı karşımızda. Geliyoruz John Wick'e. Yani ilk John Wick filmi bizi bir dumura uğrattı. Yani Keanu Reeves'ın bu aksiyon arayışındaki son nokta ve gerçekten de hani daha önce de Tai Chi Man gibi filmlerle aksiyon açlığını gidermeye çalışmıştı. Özellikle Matrix'te edindiği o skill'ler var ya kendisine yüklendi o Matrix'te o dövüş skill'leri. Yani onları illa bir yerlerde kullanması gerekiyordu. Keanu Reeves kesinlikle mükemmeliyetçi olmanın getirdiği bir koreografik pürüzsüzlük adamı olduğundan dolayı zaten bunu bir yerde kullanması lazım yoksa bu yetenekler adamın içerisinde patlayacak. Dolayısıyla John Wick'e kustu Keanu bunları ve bence çok iyi yaptı. Pek çoğumuzu da şaşırttı ve kendisinin de sinemadaki ikinci yükselişi oldu bu durum. Çünkü biliyorsunuz pek çok boktan filmde rol aldı Matrix'ten sonra. John Wick kendisini kült olarak yeniden bir karakter olarak böyle Neo gibi hayatımıza konumlandırdı. Şimdi John Wick'in her devam halkasında vites birazcık daha arttı. Fakat her devam halkasıyla birlikte artan bu vites 3. filmde özellikle de 4. filmde hani artık birazcık bünyeye fazla gelmeye başladı. John Wick 2 açıp tekrar izlemektense devam filmini izlemek tamam, okey ama artık yani John Wick hikayesinde John Wick'in hikaye aralığında karşımıza çıkabilecek çok fazla yenilik yok. Dolayısıyla abartıyı artık fantaziye kaçmaya başladı. O açıdan John Wick 2 en uygun en optimum örnekti. Çünkü John Wick bir de köpeğini öldürdü diye Rus mafyasına saldıran bir karakterin intikam hikayesi. Bir vigilante örneği vardı ama ikinci filmle birlikte aslında olayların bundan ibaret olmadığını, bu dünyanın yaşayan bir evren olduğunu ve kendine az bazı kuralları olduğunu öğrenmeye başladık. Ve ilk filmdeki aksiyon dozajında arttığını gördük. Üçüncü, dördüncü filmlerde de artık fantaziye kaçtı. Kötü demiyorum ama artık bir noktadan sonra hangisi ikinci filmde, hangisi üçüncü filmde, hangisi dördüncü filmde karıştırmaya başladık. Yani bir izleyici orgunluğu oluşmaya başladı. Dolayısıyla John Wick 2 uygun ve uyumlu bir devam halkası olarak her zaman kalbimizdeki yerini korudu. Evet geliyoruz Wes Craven's New Nightmare'e. Biliyorsunuz Emso kandaki kabusu yaratırken Wes Craven'ın pek çok etkilenim noktasını çok iyi taşıdığını görmüştük Beyaz Perde'ye ve gerçekten de çocukken altımıza sıçtığımız bir örnek bir karakter çıkarttı karşımıza. Yani tuvalete işemeye gitmeye falan tırstığımız bir karakterdi. Her an yatağın altına Freddy'nin elleri çıkacak falan diye böyle kolektif kolektif dimağımıza kazınmıştı. İkinci, üçüncü filmlerdeki nitelik farkını tabii ki diğer yıllarda öğrendik ama Wes Craven baktı ki boka sarıyor bu iş tekrar dizginleri eline almaya başladı. Ve Wes Craven bunu daha sonrasında Scream için de yaptı. Yani aslında bakacak olursanız bir yönetmenin dizginleri yeniden eline alması çoğunlukla iyi sonuçlar doğurur. Wes Craven'da en azından bunu gördük. A New Nightmare'de de 94 yılında girdi tabii ki gösterme Yani ilk film 84 yapımıydı. İkincisi de ondan 10 yıl sonra tekrar gösterime ve baktı böyle Böyle Wes Craven olacak gibi değil. Tekrar kendi kodlarıyla ayakları yere basan, izleyiciyi ciddiye alan ve izleyicinin de ciddiye aldığı ve saygı duyduğu bir korku kültü olarak hayatımıza girmiş oldu. Evet son olarak Blade Runner 2049'dan bahsetmek istiyorum. Beyaz Perde karşılığı çok iyi olmadı. Zaten ilk Blade Runner filmi de Beyaz Perde'de çok çok böyle kucaklanmış bir yapım değildi. E, i̇kinci filmin de böyle beklenenden az ilgi gördüğünü söylemek mümkün. Ama Denis Villeneuve Ridley Scott'ın geleneğini teslim alır onun mirasını teslim alırken kendinden pek çok şey ekledi ve hani ilk filmin de tabii ki görüntü yönetimi efsaneydi ama devam filminde ki öyle bir devam filmi ki zaten kendi başına bağımsız bir film gibi de görünebilir. Tamamen kendi kimliğini, kendi görsel dünyasını muazzam bir teknik işçiliği taşımasıyla birlikte yani ilk filmin kimliğini değiştirmekle birlikte ilk filmin ruhunu çok iyi taşıdığını düşünüyorum ve zaten o kadar sene sonra gelen bir devam halkası ilk duyduğumda ne gerek var dediğimi hatırlıyorum. Fakat yine Headledger'ın Ledger'ın Joker'inde olduğu gibi beni ters köşeye yatıran muazzam bir Danny Villeneuve işçiliğiydi. Zaten Danny Villeneuve'in artık Arrival'la birlikte zaten Devler Ligi'ne girdi ama Blade Runner'la birlikte batsa bile bazı şeyler bu adama teslim edilebilir denilecek ki dün teslim edildi zaten. Mertebeye eriştiğini gördük. Peki mesela Lord of the Rings'i neden listeye almadım? Tabii ki çok basit. Lord of the Rings'i bir de. devam filmleri olarak düşünmek çok da doğru değil. Hepsi bir arada çekildiği için. Hepsi bir arada çekilmiş olan filmlere listede yer vermek çok da böyle mantıklı değil. Bir kere de kalıp olarak çıkmış zaten ilk üç film. Ne uğraşacağız onunla? E diğer yandan ki benim de kanayan yaram aslında bakacak olursanız favori serimin Back to the Future'ın devam halkasının burada yaralı almaması konusunda çok büyük ikilem kaldım. Çünkü burada birazcık dürüst bir liste yapmaya çalışıyorum. Daha da önemlisi fan fitlerin dışına çıkmaya çalışıyorum. Evet Back to the Future gerçekten de bir bütün olarak baktığımızda hani Lord of the Rings gibi düşünmüyoruz. Tek bir parça olarak çıkmadı belki ama yine de bütün olarak baktığımızda tamamlayıcı bir hikayesi vardı ve bitmesi gereken yerde bitti. Fakat hani listeye girdi mi onursal olarak girdi. Ama yine de gösterildiği dönemde ilk filmin çok çok gerisinde kaldı. Çok çok hantal oldu. Ne bileyim yani bize göre aslında Back to the Future çerçevesini oluşturan asıl film her ne kadar Back to the Future 2 olsa da dönemin koşulları içerisinde çok da fazla hani ilk film kadar büyük bir olumlamalar yağmuruna tutulmamıştı. O sebeple hani listede bence yer alıyor. Onursal olarak en azından benim gönlümde yer alıyor ama uzun uzun anlatacak kadar listeye koymak açıkçası istemedim. Evet arkadaşlar bence gayet doyurucu bir liste olduğunu düşünüyorum. Elbette ki eksikleri var ve eksikleri birlikte tamamlayacağımıza inanıyorum. Bunun dışında gerçekten de Yiğit'in hakkını Yiğit'e, Sezar'ın hakkını Sezar'a verdiğimiz bir bölüm olduğunu buna inanıyorum. Sizler de inanıyorsanız ve tabii ki eksikleri, gedikleri nazikçe doldurmak istiyorsanız sizlerin de katılımını bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>